İstemiyor yahu etme eyleme, bu insanlar belli bir üslubun sahibi. Sonra da ben artık gelemeyeceğim dedim. İki gün sonra dediler ki emekli olduğun nedeniyle gelemezsin. Çünkü 10 yıldır emekli olarak çalışıyordum orada. Neyse güldük. O kararlar tabii şey hocam, yani emekli olanın gelmemesi, bilmem bir şey olmaz. Onun farklı gerekçeleri de uyduruk vardı. Yani. Uyduruk gerekçeler tabii. Ben o senatoda da o zaman ben de idare olarak görev yapıyordum. Evet, evet, evet. Bazılarından haberim var tabii, evet, ama evet. Sizinki başka. Evet, başka. Sizinki başka. Ben gidiyorum artık dedim, yani kalacak halim yok. Arkasından sanki hani bizi terk etti denmesin diye biz falan filan. Neyse ben ona sadece gülerim. O dönemde de daha ayrılmamıştım Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan, sevgili Çetin Bey aradı beni. İşte burada aşağı yukarı 10 yıl önce oluyor bu. 9. şeyini verdik burada, mezunu verdik. Fakat ondan da önce Türkiye'de Devlet Bakanlığı aracılığıyla Kıbrıs'a şey, sanat ve kültürle ilgili olarak destek veriliyordu. Hmm. Benim de yönetici olduğum dönemde buradaki devlet tiyatrosuna, yani Çetin Bey'in abisi müdür oldu, Hilmi Bey'in müdür olduğu dönemde sanatçılar gönderdik. Cüneyt Hoca geldi, o genel müdürken geldi. Tekin Akmansoy geldi. Sonra da ben işte 4 tane aktör gönderdim, 2 tane rejisör, bütün rejisör gönderdim. Bütün amaç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kültürel, sanatsal ve kültürel ortamı zenginleştirmek adınaydı. Öyle çalışmalarımız vardı yani. O zamandan da aklımda benim Kıbrıs vardır. Sonra Çetin Bey telefon edince işte burada şeyi kuruyoruz, sahne sanatlarını kuruyoruz deyince, hoca gelir misin deyince gelirim de falan dedim. İşte o gün bugün hala geliyoruz. İşte çok değerli öğrencilerimiz mezun oluyor. Onların şanslı olmalarını diliyorum. Yani çok değerli çocuklar var çünkü. Ama önemli olan bana göre buralardan mezun olup da Türkiye'de iş aramaktan çok buradaki sanat ve kültür ortamında faaliyet göstermeleri ve yararlı olmaları ve mutlaka devletin, Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buradaki devlet tiyatrosunu mutlaka desteklemesinde yarar var. Çünkü sadece bir tek tiyatro olmaz. Şimdi ben bazı duyumlar alıyorum. Mesela bir tane tiyatro var, yeter diyorlar. Eğer bu cümle, biz bu dünyada azınlığız, bir tane bize, bir tane yeter, bize yeter diyorlarsa kendilerine haksızlık ediyorlar. Ne kadar çok olursa, diyelim ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aşağı yukarı 5 merkez var. Her bir merkezde kendine özgü tiyatroları varsa, o tiyatro, o akşamları herkes birlikte hem sanatsal hem kültürel ortamı paylaşıyorlar demektir.